Merhabalar nasılsınız? E, haftayı ortaladık. Önemli bir gün. Yine aslında baktığımızda şunu görüyoruz ki e, panikle hareket edenlerin kaybettiği ve aslında altına güvenip bekleyenlerin kazandığı bir gündeyiz. Neden? Çünkü altının onsu gözünü 1900 dolara doğru çevirdi. 1900 dolar önemli bir eşik. 1800'ü de aşacağı zaman böyle söylemiştim. Neden? Çünkü şu anda piyasada Diğer yatırım araçlarına oranla e, artan koronavirüs e, vakaları işte aşı haberlerinin artık birazcık eskiye dönmüş olması bunların hepsi birazcık altının ekmeğine yağ sürdü gibi gözüküyor. Daha da sürmeye devam edecek mi? Evet sürmeye devam edecek ama dediğim gibi 490 bu hafta 475'i bir deneyecek. Perşembe veya cuma deneyecek hatta bugün bile deneyebilir yüksek olduğu için. 475'i bir deneyecek 475'ten sonra gideceği yer 490. 490 seviyeleri olacak. 490'da hayır, eğer ki şöyle söyleyeyim. 490 olduktan sonrasında bir ufak bir tuzak daha sizinle karşılaşılabilir. Yani o yüzden hani hazırlıklı olun bir düşüşe. Ama eğer diyorsanız ki 490 beni kurtarıyor o zaman çıkmak belki mantıklı olabilir. 500 liralar da o kadar uzak değil ama dediğim gibi bu tamamen sizin ne beklediğiniz ve ne istediğinizle alakası var ve ne kadar da kalbinizin olduğuna bakar bu iş. Devam edersek petrolde düşüşler devam ediyor. Dolar endeksi 90 binlerde seyretmeye çalışıyor. Dolar çünkü önümüzdeki dönemlerde artık teşvik paketiyle beraber piyasada çok fazla dolar olacağı konuşuluyor ve bir dolar enflasyondan dolayı Doların zaten diğer para birimlerine karşı uzunca bir süredir güçlü dolar mı e, güçsüz dolar mı diye konuşmalar Trump döneminden beridir vardı. Bu işte birazcık 2021'de şekillenmeye başlayacak. Daha net detaylara bakarsak şimdi teşvik paketi 908 milyar dolarlık bir teşvik paketinden bahsediliyor. Tamam tabii ki onun konuşmaları devam ediyor. Orada bir ufak sekteye uğramış gibi ama bir torba yasadan bahsediliyor ve 1.4 trilyon dolarlık bir e, destek de orada var. Avrupa Merkezi'nin Merkez Bankası'ndan zaten destek tahvil alımlarını arttırması bekleniyor. Janet Yellen tahvil alımlarını arttırmanın önemli bir destek olacağını söyledi. Altın bu gibi diğer konulardan da destek alarak aslında değerine değer katmaya devam edecek. 2021'de biz bunu daha net göreceğiz. Ama bu zaman bu hafta içerisinde de bir 1900 dolara doğru bir dokunma ondan sonra ise ufak bir satış yeme ve sonrasında 1900 dolardan tekrar 1950-1970'lere doğru gitmesi bekliyorum. Yılın sonuna kadar 2000 dolar olur mu? 2000 doların olması birazcık hayal gibi gözüküyor. Çünkü neden? Daha alternatif şeylere ihtiyacımız var. Daha önemli günlere ihtiyacımız var. Ha onlar Aralık'ta mevcut. 11 Aralık, 14 Aralık, 24 Aralık bizim için. Bunlar var ama... Ne olursa olsun 24 Aralık sonuçta içerideki bir haber. O bize dolarda ne olacağını gösterecek. 14 Aralık önemli bir eşik. Orada gram altında bir sıçrama bekliyorum. Çünkü dolardaki sıçramadan dolayı. Ama görülen o ki şunu söylemek istiyorum. Altın yatırımcısı için önemli olan günlerden birkaçından geçiyoruz. Sakin olunması gerekiyor ve şu anda yükseliş eğilimi geri geldi. Yükseliş trendine girmesine inanın 1850 önemli bir kırılma noktasıydı. Şimdi artık tepkilerini verdi, 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 düştü, düştü, düştü. Şimdi artık diyor ki benim yükselme vaktim. E Covid'deki artış artan vakalar bakın 8 Aralık'ta aslında yani bugün e, İngiltere'de başlıyor aşılar. Ama Queen Elizabeth'in bile ikinci sırada olması, öncelikler, işte risk grupları, insanların ne kadar erişecek korkuları. E, mesela Pfizer 100 milyon doz üreteceğim demişti. 50 milyon doza çevirdi. Neden? Yani tam aşıyla ilgili böyle güzel, olumlu, pozitif haberler varken bu arada borsa Covid Borsa dün demiştim ki ben herhalde aşı haberlerine odaklanmaya devam edecek riskleri görmezden gelecek diye riskleri görmeye karar verdi. Ee, o yüzden bununla ilgili altın ciddi anlamda diğer para birimleri ve diğer yatırımlar arasında parladığı zamanlara geldi. Bakın 2 ay bizi süründürdü ona hiçbir şey demiyorum. 450'ler 440'lar. Ama dediğim gibi 475 yükseliş için önemli bir nokta. 475'i deneyecek bu hafta. 475'i denedikten sonra 490 491'de karını toplamış olanlar satışlarını yapabilirler. Dayanamayacak olanlar çünkü ondan sonrası tekrar bir halli gelecek. Bakın altın çiziyorum. Tekrar bir düşüş rallisi ile karşılaşabilirsiniz. Çünkü artık aşılar iyice ortaya çıkmış ve sonuçlar gelmeye başlayacak. Sonra bu aşı mutlulukları bitecek gidecek bir bakacaklar ki dönecekler. Kobiler batmış faizler artmış. Risk iştahı düşmüş ne olacak tekrar altına yarayacak ama dediğim gibi COVID, aşı, Covid aşısıyla beraber bir yapay bir ılımlılık var. Tabii ki de bu olsun ona hiçbir şey demiyorum bir ılımlılık var. Borsalar bir şekilde bu pozitif haberden dolayı aldılar başlarını gittiler altından çıkışlar oldu. İşte alternatif yatırımlar arttı ama döndüğümüz zaman dediğim gibi aşılanmadan sonra dönüldüğünde bir bakılacak ki Kobiler istihdam işsizlik artmış sanayi düşmüş tarım gelirleri artmış üretim tedarik zincirlerinde fiyatlar artmış. En önemlisi bu. Sonuçta aşıda da bir tedarik zinciri var. O nedenle şimdi baktığınızda dediğim gibi 475 önemli bir eşik. 475'ten sonrasında nereye? 491 492'ye geldiğinde eğer korkuyorsanız tekrar bir ralliye benim kalbim dayanmaz diyorsanız satışlarınızı yapın lütfen. Çünkü gram altın 2 haftanın en yükseğinde. Ons altın 2 haftanın en yükseğinde. Güzel size bakın bir satış fırsatı verdi. Ee, ama Şöyle söyleyeyim. Uzun vadede bekleyenler, 2021'de bekleyenler gayet karlı kalacaklar. Ama tabii ki 490'dan satarım, 475'ten satarım. Ondan sonrası 450'den toplarım diyorsanız o da bir alternatif. Ama ben yine de ne olursa olsun daha düşüklerden aldıysanız 450'nin bile sonuçta pahalı olduğunu düşünüyorum. O nedenle karar size kalmış. Bitcoin'e baktığımız zaman 19.000 doların 18.900 doların üzerinde yer edinmiş bir Bitcoin ve kripto paralardan bahsediyoruz. Kripto paralarda et Ethereum pozitif dalgayı yakaladı yakalayacak. 1-2 güne kadar oradaki pozitif dalgayı da görürüz. Ripple zaten kendi içinde. Şimdi Bitcoin düştükçe diğerlerini de aşağıya çekiyor. Buna alışmak zorundayız. Ama gelişmeleri de takip edeceğiz. Ethereum ve Ripple özelinde de çok pozitif bir dalga var kripto paralar anlamında. Ben biliyorsunuz şurada da yenileyim. Bitlola ile Bitlo'yu referans gösteriyorum. Referans linkim var. Hatta Instagram'da kolay bulunsun diye kendi infoma da yazdım. Bioma yazdım. Oradan da bulabilirsiniz ve bu bu ay içerisinde yeni yıla kadar da bir Ripple hediyesi var Bitlo'nun çünkü sonuçta biliyoruz ki insanların ufak da olsa bir teşviğe ihtiyacı var. Ama dediğim gibi şöyle olması üyeliklerinizi tamamlayın. Tabii ki de Ripple'larınızı alın. Bu arada gün sonunda tanımlamalar oluyor. Bütün gün e Talepler alındıktan sonra gün sonunda bu referansla e, üye olanlara Ripple'ları tanımlanıyor. Ama şimdi siz iki tane Ripple alacağım diye giriyorsunuz ama girdiğinizde bir bakın. Ethereum'a bakın. Bitcoin'e bakın. Acaba diğer altcoin'lere bakın. Neler olacak? Çünkü birkaç tanesinin daha böyle yavaş yavaş söz konusu olmaya ve yavaş yavaş masaya geldiğini görüyoruz. İşte IOTA'lardan tutun. Farklı e, stellarları konuşuyoruz. Litecoin'ler zaten ortada. Ama birazcık da böyle kendi size uygun olanlara bakın birazcık araştırın araştırmalar yine size kalır ben daha çok hani işte Bitcoin Ethereum Ripple Stellar üzerinden konuşuyorum ama bunlar aslında kriptoların eurosu doları hisse senedi gibi düşünün yani aslında ben size en güvenlilerini söylemeye çalışıyorum 2021 yılında merkezsiz bir şekilde sisteme artık iyice insanlar alışacak S&P 500 teknoloji firmalarının olduğu bir şekilde kripto endeksini koyacağım dedi ama baktığımızda ama şimdi bu haftada altına destek sağlayanları bir konuşalım. Teşvik paketlerinde bir çıkmaza girildi ama sonuçta bir torba yasada 1.4 trilyon dolar konuşuluyor. Risk iştahının düşmesi, petrolün düşmesi bunların hepsi altına yarıyor. Altına yılın sonuna kadar da yarayacak gibi. Çünkü insanlar artık şunu kodladılar ki aşı, aşı gelsin, iki dozunu olayım, ama ben yeni yıla temiz giremeyeceğim. Yeni yıla ben temiz girsem bile çoğu insana erişim uzun süreceği için 3 ay, 4 ay süreceği için ben zaten rahat etmeyeceğim. Bunu gene bir fiyatladılar. Gene bir risk işte düştü ve altına yaradı. Bu hafta içerisinde dediğim gibi 475 önemli bir eşik. 475'ten sonra 491, 495'ler görüldüğünde satış yapmak isteyenler için iyi bir alternatif. 14 Aralık'ta 507, 508'i konuşuyor olabiliriz. Çünkü altının olsa artık düşeceği düşeceğini aldı ve şu anda yükseliş eğiliminde. Trendin başlamasına yaklaşık bir 5-6 dolar kaldı. Orada 1870'de yapılacak olan kapanışlar, 5 gün üst üste olan kapanışlar bize tekrar şunu sinyalli verecek. Altın artışını arttıracak. Demedi demeyin. Ben şimdi uyardım. Ben size satış evrelerini de söyledim. Bundan sonra karar tamamen sizindir. Ee, ben hala altın, kripto ve Türk lirası yatırımlarının daha iyi olacağını düşünüyorum. 24 Aralık'ta acaba e, piyasa faiziyle gene bir eşleme gelecek mi? Yani faiz %18'e çıkacak mı? %18 bana biraz hayal gibi geliyor. Böyle hani çok baskın baskın ama Lütfü Elvan enflasyonu kabul etmesi, işte Naci Abal'ın biz buradayız demesi falan. Bunlar da aslında böyle Tuzak mı değil mi arada kalınıyor. Bana göre bir 200 bas puanlık artışla e, idare edin diyecekler gibi geliyor. Sonuçta bakın 475 bas puan arttırıldı. Dolar sert düştü denildi. 7.50'lere kadar geriledi. Sonra bakın 7.81, 7.85, 7.90. Yani tekrar istediği yere çıkıyor aslında. Bu anlaşıldı ki faiz artışı burada pek bir çözüm kalıcı çözümde değil. Yani bakalım şimdi takipte kalacağız. Yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi son tekrarlayayım bir. Bitlo'da benim referansımla girenlere Ripple hediyesi var. Ama kripto konusunda dikkatli olunuz. Girin bir bakın. Diğer alternatiflere de bakın. Ripple diye, Stellar diye kendinizi böyle şartlamayın. Çünkü çok farklı altcoin'ler bizim karşımıza çıkacaklar. O nedenle dikkatli olun. Hiçbir yatırım aracına körü körüne yapışmayın. Ama bu haftanın gündeminde teşvik, altın ve risk var. Bu üçünü konuşmaya devam edeceğiz. İşsizlik gelecek onun da. Orada rakamlarda artış bekleniyor. Çünkü enflasyon baskısıyla. Televizyonlarda bakarsanız ilginç bir şekilde yasak olmasına rağmen işten çıkartılanlar var. 17 Ocak'ta işten çıkartma fesi yasakları olduğu bitecek ve inanılmaz bir patlama olacak işsizlikte, istihdamda. Bunu nereye kadar iterlerse itsinler istihdamda, işsizlikte bir problem olacak. O kesin çünkü e, siz dediğim gibi bu pandemi döneminden çıktığınızda bile e, baktığınızda aslında dönecek yer bulamayacaksınız. Yani kobilerde problem olacak, alt es ufak esnafta olacak, büyükte olacak. Yani dönecek yer bulamayacaksınız. Manevra alanınız olmadığı için aslında işsizlik kapatamayacaksınız. Bu arada dün 32 bin kişi de tekrar çıktı. Alt, e, 200'ün üzerinde vefat var. Yani bunlar inanılmaz rakamlar. Hala farkındayız ki bu olmalı, dikkat edilmeli. O yüzden e, lütfen sağlığınız en önemlisi. Sağlığınız olmadan ekonominiz yerinde olsa bile hiç önemli değil. Ben burada hep Sakıp Sabancı'nın o oğluyla ilgili anlattığı hikaye aklıma geliyor. Nedir? E, oğlu biliyorsunuz e, engelliydi ve Sakıp Sabancı'nın inanılmaz fazla geliri ve inanılmaz fazla fabrikası olmasına rağmen demişti ki o kadar araba fabrikam var bir tane oğluma araba üretemedim diye. İşte sağlık böyle bir şey. Siz entübe olduğunuzda veya işte hastanede yatarken kaç paranızın olduğuna bakılmıyor. Eninde sonunda sizin sağlığınız bağışıklığınız ön plana çıkıyor. O yüzden... Ne oldum değil ne olacağım denmesi gereken zamanlardayız. İnanır mısınız gerçekten yürek ister bana olmaz demek. Bugün de size farklı bir odadan, enerjisi iyi olan bir odadan seslenmek istedim. Biricik'in odasındayım, kızımın odasındayım. Arkada da dev gibi biricik yazıyor. Hep böyle kendinizi iyi hisseden, enerjinizi iyi yapan odalara, insanlara koşun. Bu ara koşmayın. Gene kendi içinizde enerji toplamaya çalışın. Ama arayın, konuşun, görüntülü konuşun ama enerjinizi yüksek tutun. Altın yatırımcısının güleceği zamanlardayız. Güzel vakitler. Keyfini çıkarın. Kahveleri yapın. Oturun altının onsunun karşısına. 5 dolar sonra yükseliş eğilimi tekrar başlayacak diyorum. Böyle kapatıyorum. Ben bugün beni 100 bin aboneyle karşılarsınız diye düşünüyorum gün sonunda. 100 binlik dev bir aile olmak üzereyiz. Ee, sizlerin sayesinde de bugün ben bir şöyle bir moral olsun diye pasta keseyim dedim. Ee, onun da fotoğraflarını paylaşırım. Ama dediğim gibi siz olmasanız ben bir hiçim. Benim bilgilerimle size olabildiğince faydalı olmaya çalışıyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Yorum yapmayı, istediğiniz videoları yazmayı unutmayın. Bu aralar biraz Euro'yu boşladım değil mi? Dur paritede 1.21'ler 1.20'ler en yüksek seviyelerde. Euro gerçekten dolara böyle bir tekme atmak üzere. Çünkü Euro'da gerçekten Avrupa ile ilgili pozitif şeyler var. İşte o yüzden bizim için 11 Aralık önemli. Euro arttıkça Avrupa dedikçe ki ben de aslında varmışım ben varmışım Brexit'e de bunu yedirmem dedikçe Euro'da böyle bir şahlanma oluyor. O da birazcık komşularına ters tepki vermesi de sağlıyor Avrupa'nın. Avrupa liderlerinden bakalım ne çıkacak. Az kaldı 10-11 Aralık önemli. Önümüzdeki hafta yaptırımla mı uyanacağız? Yaptırımsız ama sert bir üslupla mı uyanacağız? Onlara bakacağız. Çünkü Avrupa'nın gündeminde ticaret artı Doğu Akdeniz var. Doğu Akdeniz bizim de gündemimizde var. Biz de böyle arada bir Doğu Akdeş çıkıyor. Sonra bir kanal İstanbul geliyor ama e, işte karışıklıklar devam ediyor. Bu hafta da karışık. Her hafta tek tek bakmak zorunda olduğumuz zamanlardayız. Görüşmek üzere.